minik bir küpe yapımını göstereceğim böyle bir sevimli küçük bir küpe ee, burada tuğla tekniğini kullandık tuğla tekniğinde e, üçgenin uç kısmından başlayarak yukarı doğru gitmeyi bunu göstereceğim çabuk kolay yapılabilecek hem de tuğlayı da en iyi, iyi hızlı öğrenebileceğiniz bir teknik kullanacağımız malzemeler 011 miyoki boncuklarımız boncuk iğnemiz boncuk ipimiz boncuk ipimizde genelde ben bu rengi kullanıyorum ama siz boncuklarınıza göre ip renginizi seçersiniz iki tane küpe klipsimiz Kolayca her yerde bulabileceğiniz klipsler. 3 tane altın boncuk aldım. İpin sonuna doğru getirdim. Bir 7-8 cm bırakıyorum. İpin boncukların içinden bir tur daha geçtim. minik bir düğüm atıyorum. Daha sonra düğümü attığım yerdeki en yakın boncuğun içinden geçiyorum. Bu tarafa doğru ilerleyeceğim şimdi. İlk başta iki boncukla başlıyoruz tuğlaya. Bir altın bir de kırmızı boncuk aldım. Bakın. Sonra ipimin çıktığı boncuğun hemen yanındaki burada bir ip var görüyorsunuz. Bu ipin altından geçtim. Boncuklarımı yerleştirdim. Sonra kırmızı boncuğun içinden aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar bir altın boncuk aldım. Burada kırmızı boncuğumuzun hemen altında az önce geçtiğimiz ipin altından tekrar geçiyorum. Kırmızı boncuğun hemen altında. Bakın hemen yanına geldi. Şöyle ip bu tarafa doğru atayım. Boncuğumun altından yukarı doğru iğnemi çıkartıyorum boncuğum yerleşti tekrar en başlarda iki daha sonra tek tek bir altın bir kırmızı aldım yine boncuğum çıktığı ipin hemen yanındaki boncuğun içinden e, ipin içinden geçiyorum boncukları yerleştirdim en son aldım boncuğun içinden yukarıya doğru çıktım. Tekrar kırmızı. Bakın bu sefer burada ipi görüyoruz. Yani batabileceğimiz bir ip var. İpin altından iğnemizi geçirdim. Ve boncuğumuzun içinden ipimiz geçti. Tekrar burada gene aynı şey, görünmeyen ip. Bakın şu kırmızının hemen altında. İğnemi soktum. Görüyor musunuz? Hemen çıktı altta. Evet. İpi yerleştiriyorum. İpi böyle tam boncuğun altına getirip iğneyi de aşağıdan yukarı doğru çekiyoruz. Bu şekilde kaç sıra yapacağız? 1 2 3 4 yapmışız. 1 2 1 2 3 4 5 6 7. En son sarı sırayla 8 sıra yapıyoruz. 4 sıra yapmışım. 4 sıra daha yapacağım. Evet. hemen. Baş sıralarda iki tane son sırasında son boncukta da takarken de o ipin içinden iki sefer geçiyoruz. Aslında iki boncuk eklemiş gibi oluyoruz aynı ipi. Aynı sıraya Tuğla tekniği payotiye göre aslında daha kolay ama ipin içinden e, çok geçiyoruz. Boncuğun içinden çok geçirdiğimiz için boncuğumuz ister istemez birkaç ip birden yığışma oluyor ve sertleşiyor. Payoti daha yumuşak dokuludur. Daha narindir. Özellikle kolye yaparken, küpe yaparken, tuğla yap bileklik yaparken de kesinlikle payote daha esnek tek seferde geçtiğimiz için boncukların içinde boncukları kasmıyor bazen o kadar çok tuğla da içinden geçiyoruz ki boncuk kırılacak zannediyoruz yani kırdığımız boncuklar da oluyor maalesef dolanmamız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6. Evet, 7. sıramı yapıyorum. Dediğim gibi çok yaptıktan sonra eliniz alıştıktan sonra özellikle gençler çok sevecekler, yapacaklardır eminim. Yaz için çok tutulan bir küpe. yarım gram kadar bir boncuktan da çıkıyor söyleyeyim yani istediğiniz deseni şablonu da verebilirsiniz renkli renkli de yapabilirsiniz çapraz sağ sol size kalmış bir şey biliyorsunuz yeni bujiterilerde bunların minelileri satılıyor çelik ürün diye bayağı da bence pahalı yani 5, 6, 7 oldu. Şöyle de yan yana koyalım, bakın. Son sıraya geldik. Şimdi komple sarı yapacağız. Tula tekniğini en çok obje yaparken kullanıyoruz, objelerde sağa sola girinti çıkıntıları tuğla ile çok rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Boşluk bırakabiliyoruz. Payote daha düzünsü bir model. Birçok modelde hem payoteyi hem tuğlayı bir arada da kullandığımız oluyor. Yani o an arttırma, eksilme ne gerekiyorsa sağ sola çıkıntı alta üstte payetide de yapabiliyoruz tuğla da yapabiliyoruz ee, genelde bu üçgen küpeye en alt uzun kısmından başlanıyor ben orayı payetle başlıyorum daha sonra da azaltarak gidiyorum ama azaltma genelde çok sevilen bir şey değil boncukların içinden geçip duruyorsunuz. Ben o yüzden 3 uç kısımdan başlamayı tercih ettim. Şimdi de şu küçük çıkıntımızı, halkamızı yapacağım. Boncuklarımın içinden geçerek orta yere geliyorum. 4 boncuğumdan geçtim. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta var. 2 tane altın aldım. Daha sonra klipsimizin, küpek klipsimizin içinden geçiyorum. Evet, boncuklar da geçti. Daha sonra iki tane daha aldım. Hemen yanındaki boncuğun içinden geçiyorum böylelikle bakın oturttuk daha sonra bitti ipimizi boncukların içinden geçerek yok ediyoruz İsterseniz bir tur daha içlerinden yani şu halkanın içinden geçip sağlamlaştırabilirsiniz. Ama hani çok kullanılan bir şey olmadığı için hani böyle bileklik gibi çok asıllan bir şey olmadığı için bence bir sefer bile yeterli olabilir. Sonuçta küpe sallanacak. Şöyle tam tur dolanayım ki tam sağlam olsun bence. Hem de köşeye muntazamlık sağlamış oluruz. Ay çok güzel oldu. <laughs> çok sevimli oldu gerçekten. Ben kesmek için tırnak makası kullanıyorum ama siz daha on ince uçlu bir makas kullanıp dipten kesip kesmeye çalışın. Yakma işlemini çok tavsiye etmiyorum. Ben böyle bir kere yakıp bütün boncukların ipini yakmıştım da ördüğüm örgü gitti. Evet, bunu da böyle bir tur içinden geçiyorum. hepimizin zaten düğüm attığımız için çok sıkıntı değil, açılmaz. E, tuğla da kolay kolay örgü bozulmaz. Evet, ay çok tatlıdılar. Sizlere kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar destek olursanız biz de yeni videoları o desteklere göre çekmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.